Merhaba sevgili izleyiciler. Her gün beslenmemize yeni bir terim ekleniyor. Araştırıyoruz, Google'dan soruşturuyoruz, diyetisyenlere soruyoruz. İşte ekrana çıkan diyetisyenler anlatıyor. Ya da kafamıza göre birbirimizden duyuyoruz. Gidiyoruz, alıyoruz, tüketiyoruz. Ya çok işimize yarıyor ya hiç yaramıyor. Çünkü tam anlamıyla bilmiyoruz, bilinçli yapmıyoruz. Bunlardan biri de alkali terimi. Alkalinin içinde alkali sular var, alkali yiyecekler var. Alkali ne demek öncelikle ve alkali yiyecek nedir? Vücudumuza ne faydaları var? Diyet uzmanımız Gülay Hamzoğlu Öztürk'e soralım. Merhaba Gülay Hanım. Merhabalar. Alkali pH değerinin 7'den yukarıda olması, bazik olması anlamına geliyor. Vücudun pH'sını değiştirmek o kadar kolay değil. İdrar pH'sı değişir yiyecek ve günlük beslenme şeklimize, yaşam şeklimize göre. Fakat hücrenin veya kanın pH'sını değiştirmek sanıldığı gibi kolay değil. Zaten değişiyorsa da bir hastalık vardır, başka bir sorun var demektir. Hı-hı. Maalesef öyle bir yansıtılıyor ki bunlar hemen işte asidik de olmaz, bazik de olmaz vücut. Yani 7.35 ile 7.45 arasında çok da minik bir aralığı olan pH'dadır. Gıdalarla alınan bir şey vücut onu tekrar terse de o dengeyi kurma eğiliminde oluyordur. Sadece idrarı değiştirebilir. Dolayısıyla alkalin yiyeceklerle vücudumuz bu yönde sadece bir çalışmayı kastediyorsak bu doğru bir yaklaşım değil. Bir sonuca varamayız. Hı-hı. Maalesef ki her kafadan bir ses çıktığı için böyle lanse ediliyor. Alkali yiyecekler ama şu şekilde, yani limon, greyfurt, işte avokado, işte Hindistan cevizleri, Hindistan sütleri, Hindistan cevizi sütleri vesaire, bunların antioksidan özellikleri çok güçlü. Vücutta hücre harabi, her gün vücut 10 bin kez mutasyona uğrayabilir. Bu ne demek? Bazıları iyileşir, bazıları kansere doğru. Hmm. Yani vücut her gün kanser oluyor ama tekrar da kendini iyileştiriyor. Biz bunu dışarıdan gelen gıdalarla tabii iyileştirilmesine katkı sağlamamız gerekiyor. Onu desteklememiz gerekiyor. Bu gıdalar bu anlamda yer verebiliriz programımızda ama tek başına alkali beslenme ya da tek başına tek yönü tek bir gıdayla beslenme gibi bir şey söz konusu olmaması gerekiyor. Antioksidan özelliği güçlü. Tabii ki de alkali yiyecek olarak nitelendirilen limon, greyfurt, avokado, Hindistan cevizi, soya sütleri gibi fonksiyonel beslenmeye tabii ki de yer verebiliriz. Bu kurallara, beslenmede bu kurallara uyuyoruz. Tek yönlü beslenmiyoruz. Her şeyden azıcık azıcık ve doğal olanını tüketiyoruz. Vücudumuzda bütün o sistem, ayarlayan bir sistem var zaten.